Tadım Tuzum kanalına hoş geldiniz. Bugün size peynirli sosisli mekik poğaça yapacağız. Bunun için ön mayalama işlemi dediğimiz suyumuzu ilave ediyorum. Yarım paket yaş mayamız. Şöyle suyun içine kırıyorum. Parçalansın diye. Arkadaşlar bir paket kullandığınız zaman mayanın kokusu geliyor inanılmaz şekilde. Önemli olan zaten az mayayla çok kabarmış ve yumuşak bir poğaça elde etmek. Ve çok az bir şey de un ilave ediyorum. Bu şekilde bir karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir hale alacak kadar karıştıralım. Suyum ılıktı. Kapağını da örtüyoruz. Bu şekilde bir 5-6 dakika ön mayalanma işlemine bırakıyoruz. Daha sonra devam edeceğiz. 5-6 dakikanın sonunda ön mayalanma işlemi gerçekleşmiştir. Bakın köpük köpük duruyor. Şimdi ana mayalanmamıza geçelim. 1 adet yumurtanın akı var. Sarısını ayırdım. Üzerine kullanacağız. Kurumasın diye üzerine örteyim. Size göstermek için örtmemiştim. Yumurta akımıza ekliyorum. Tuzumuzu ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz. 3 tatlı kaşığı kadar şekerimiz. İki yemek kaşığı yoğurdumuz. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ve yine ılık olan bir çay bardağı sütümüzü ekliyorum. Öncelikle tüm sıvı malzemelerimizi karıştırıyoruz. Şeker eriyecek, tuz da eriyecek. Malzemelerimizi önceden hazırlarsak ılınmış oluyorlar zaten. Ilık olması burada püf noktası. Şimdi sütünüzü ılık yaparsanız, daha sonra yağınızı eklerseniz sütün ılıklığını yağ düşürecektir. İsterseniz ikisini bir sos tavasına alıp hafif ılıştırabilirsiniz. Böyle serçe parmağınıza dokunun. Çok da sıcak olursa mayanızı kesinlikle öldürür. Maya 30 derecenin üzerinde ölmeye başlıyor. Evet. Pürüzsüz bir hale gelecek kadar karıştırıyorum. Şimdi kontrollü bir şekilde ununu ekleyeceğim. Bu işlemi de çay bardağı ile yapıyorum. Öncelikle bir çay bardağını döktüm. Yavaş yavaş ekliyorum. İkinci bardağım. Arkadaşlar eldiven kullanmadım. Çünkü kıvamı hissetmem gerekiyor. İlk başta elinizle değil de kaşıkla da yapabilirsiniz. Kontrollü bir şekilde döküyoruz. Bir bardak daha. Tamam.
Burum halen cıvık. Bir bardak daha ilave edeceğim. Bu poğaçamızda iç malzeme size kalmış. Patates de olur, peynir de olur. Nasıl arzu ediyorsanız. Ama çocuklar sosisi çok seviyorlar. Dolayısıyla sosisli peynirli bir harç düşündüm. Tadı da güzel oluyor. Evet. Şimdi son bir bardak daha düşünüyorum. Yine durumuna göre bakacağız. Bu tarz tariflerde yaş maya kullanırsanız çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Dediğim gibi tamamını koyarsanız evet poğaçanız mayalanır ama ağır bir maya kokusu olur. Evet, yavaş yavaş toplanmaya başladı. Evet, hamurum toplandı. Şimdi takriben 75 gram tereyağımı, yoksa margarin de olur, ilave ediyorum. Katlaya katlaya yoğuruyorum. Bakın hamur nasıl yavaş yavaş elimden ayrıldığını göreceksiniz. Daha şimdiden çok yumuşak bir hamur oldu. Hissedebiliyorum. Evet, bu şekilde katlaya katlaya. Tamam, şimdi yumurtlayabiliriz. Evet. Evet, hamur iyice kendini topladı. Bir 5-6 dakika kadar yoğurdum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Bu şekilde bir yarım saat kadar mayalanmasını bekliyoruz. Sevgili takipçilerim, hamurumuz mayalandı. Bakın eli yapışmayan bir hamur. Şimdi hamurum çok yumuşak olduğu için böyle mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Biraz kenara alayım. Bunları böyle elimle açıyorum. Bakın böyle bir miktar peynir, bir miktar sosis. Buralara böyle yarım ay şeklinde bir çizik atıyorum. Birini bu tarafa, birini bu tarafa. Şeklimiz böyle. Yağlı kağıt serdim tepsiye diziyorum. Evet. Kimisini yapıyoruz. Elimle açıyorum. Şöyle daha iyi olur göstersem. Yarım ay şeklinde çizik attım. Bir tane sosis koydum. Biraz peynir koydum. Bir sağdan bir soldan kapattım. Şöyle. Bir tane daha yapalım. Bir iki sosis neyse koyun. Biraz peynir. Bir buradan, bir buradan. Hepsimize diziyoruz. Anlaşılması açısından bir kez daha gösteriyorum arkadaşlar. Hamuru yuvarladım, açtım. Yatağı çizgiler açıyorum. Bir üstten, bir aşağıdan. Ortaya peynirimi koyuyorum. Sosisimi ekliyorum. Bir buraya, bir buraya katlıyorum. Bu şekilde. Sevgili takipçilerim, şimdi üzerine yumurtasını süreceğim. Üzerlerinin parmak parlak olmasını istiyorsanız içine biraz zeytinyağı damlatın.
ya da sıvı yağ. Ben öyle yaptım. Ya da toz şeker, pudra şekeri, herhangi birinden bir çimdik ekleyebilirsiniz. Her yerine güzelce yumurtasını sürüyoruz. Bunu hiç yapamam diyen arkadaşlar bile bu tarifle yapabilirler. Çok güzel kabaran, yumuşacık bir poğaça oluyor. Poğaçada ısı önemli. 200 dereceyi geçmesi gerekiyor. Ya 200 ya 210 derecede. Yoksa maya özelliğini kaybediyor ve sert bir poğaça oluyor. Sevgili takipçilerim, poğaçamız pişti. Dokusuna bakalım. Evet. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.